Evet, San Gimignano'nun girişi burası. Yani bir sürü giriş var da bu girişlerinden bir tanesi. Bu arada anlamadığım bir konu var. Bankalar her türlü çakıyor. Çünkü işte 100 euro ödüyorum mesela. 107 euro ödedim. 1925 TL benden kamp ücreti aldı ama yani hesaplıyorum arada 10-15 euro fark çıkıyor ve sürekli böyle yani. Her seferinde böyle 10-15 TL fark verince inanılmaz fazla bir para oluyor. Ya bunu çözmek lazım. Neyse devam. San Gimignano. Beğendim. Güzel duruyor. Devam. Ve meydan. Bu arada bence Siena'dan daha güzel bir yer. Bilmiyorum ya yani. Bakış açımız farklı olabilir. Seyahat o günkü ruh halime göre de kesinlikle şekilleniyor olabilir. Ama şey yani Siena'da sadece o atların döndüğü meydanı çok beğendim. Ben buraya motorla girerim. Vallahi girerim birazdan. Burası böyle bol kahverengi taşlı evlerin olduğu bir yer. Duruyormuş. Çok güzel yani gezdiklerimiz arasında Piazza'dan sonra en beğendiğim yerlerden biri oldu. Ama küçük yani. Bir de motorla bir tur atarsam bence çok keyifli olur. Burası dünyanın bir numaralı dondurmacısı seçilmiş. Ha. World champion. Bakalım ne kadar fiyat. İtalya'daki ilk dondurmam ve dünyanın en iyi dondurmacısı seçilmiş yerde. Çok şanslıyım. Dondurmanın rengi benimle aynı. Sonra böyle yolun kenarına bıraktım çünkü park edecek yer bulamadım. Durmamızı yedik, şehrimizi gezdik. Floransa'ya gidiyoruz. Ve Floransa'dayım. Burası tepeden gören bir yer ve inanılmaz kalabalık. Dayı girdi araya ya. Çanlar çalıyor. Birazcık taş görmekten sıkıldım ya. Tamam Floransa da çok güzel bir yer. Ama abi hep taş kaç gündür. Denize ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. Evet bir kampinge daha geldik. Bakalım fiyat ne verecekler. Böyle bir sıkıntımız var. Kaldığım yani geldiğim kamping. Gecelik 55 euro istedi. Çok büyük para. Ne yapacağımı bilmiyorum. 15 dakikalığına kısa bir anket yapıyorum. Geldiğim kamping 110 euroydu. 90 euroya indirdi. Senin için yapabiliriz dedi. Ya da hostel 80 euro 2 gece. Hangisi? Böyle koydum. Ben çok güvensiz olduğunu düşünmedim nedense. Bakacağız. Biliyorsunuz motosikletimde turuncu araç takip sistemi var ve motosikletimin güvenliğini bununla sağlıyorum. Gösterdiği anlık konum sayesinde hem motosikletimin nerede olduğunu öğreniyorum hem de bir hareket anında bana verdiği uyarıyla cep telefonu araması ve mesajlı uyarıyla motosikletime bir şey olup olmadığını fark ediyorum ve anda kontrol için yanına gidiyorum. Seçtiğiniz hostelin şeyi, burası girişi. Oha çok iyi. Burayı gördünüz. Böyle. Çok uzak.
Burası birinci yatak. Dolaplar. Burada başka 6 oda daha var. Yoruldum. Bir de banyosu. 2 kişi kullanacağımız için iyi. Tabii burada 2 kişi yan yana sıçamıyor. Sadece şey, Avrupa'da şey olmadığı için, neydi o, bir şey muslu, bunu koyuyorlar yanına. Ebem ağladı ama hala espri yapabiliyorum. Evet, bu meydan Santa Maria Meydanı diye geçiyor. Böyle evler var, bir de bazilikası var. Oraya girmiyorum. Bir de şöyle yakından yapıla bakalım ve devam edelim. Evler çok iyi değil mi? Sıra sıra. Bu arada gördüğümüz sokak şeye çıkıyor. Sabit pazar, ne o? Açık pazar gibi bir yere çıkıyor. Hazır karnım açken bence orada yiyecek güzel şeyler bulabilirim. Burada hava gerçekten 40 derece falan ve inanılmaz sıcak. Bir de şey de yok ya, bir tane Arva Nehri var. O Arva da olmayabilir. Onun dışında bir şey yok. Su yok yani, nem yok. Pazar dediğim yer şey pazarı çıktı. Hiç öyle yemelik bir şey yok, sadece çanta var. Toskana bölgesinde bu arada şey gördüm. Deri işte çantalar, deri montlar, derici şeyler yapan yerler. Muhtemelen derisi meşhur. Lorenzo Bazilikası. Çok sıcak. Girmeyeceğim içine. Devam. Florence gerçekten büyük, kalabalık ve tarihi bir şehir. Şu meydana çıkan sokak. Bir şey diyeceğim şuna. Bakmanız lazım. Acayip büyük. Siktir, burada devamı varmış. Bu ne? Abi şey gibi bu. Bak bir resmin parçası gibi. Bu ne? Bugüne kadar Avrupa'da görüp böyle oha dediğim tek katedral şu ana kadar. Bayağı büyük. Esinde böyle restoranlar var. Dönüyorum etrafında, böyle bir tur atıyorum. Gucci'nin girişindeyiz. Bu insanlar bir şey yiyor. Acaba ne yiyor? Ha, kocaman sandviçler var burada. Abi ben onu 3 gün yerim. Kahvaltı, akşam yemeği ve ertesi günün öğlen yemeği. Şu kadar. Gördüğümüz köprünün üstündeyiz şu anda.